Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoludur. Ebu Temime el Hücemi, kendi kavminden bir adamdan aktarıyor. Medine yollarından bir yolda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılaştım. Üzerinde pamuktan kenarı kesilmiş bir izar vardı. Kendisine aleykesselam ya Resulallah dediğimde aleykesselam ölülerin selamıdır. Aleykesselam ölülerin selamıdır. Aleykesselam ölülerin selamıdır. Buyurduktan sonra iki veya üç defa selamun aleyküm, selamun aleyküm dedi. Kendisine izar hakkında sorup, izarım anladığım kadarıyla elbisenin eteği nereye kadar ulaşmalıdır dediğimde, baldırını gösterip işte buraya, eğer kabul etmezsen ondan biraz aşağı olan şuraya kadar. Eğer bunu da kabul etmezsen topukların üstünde olan şuraya kadar. Eğer bunu da kabul etmezsen yani artık elbise yerde sürünür hale gelirse Allah kibirlenip böbürlenenleri sevmez buyurdu. Kendisine iyiliği sorduğumda "Nedir iyilik?" diye şöyle buyurdu. Yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme. Bir ip parçası veriyor olsan bile, bir ayakkabı bağı veriyor olsan bile, bu iyilik kovandaki suyu içecek birinin kabına boşaltmak olsa bile bu iyilik insanları rahatsız edecek bir şey yoldan kaldırmak olsa bile Müslüman kardeşinle buluştuğunda güler yüz göstermek olsa bile Müslüman kardeşinle buluştuğunda ona selam vermek olsa bile bu iyilik kimsesiz kalan birini teselli etmek olsa bile eğer biri sana söver ve sende olduğunu bildiği bir şeyden kusurdan dolayı sana sövecek olursa sen de onda olduğunu bildiğin bir şeyden, bir kusurdan dolayı ona sövme. Bu şekilde sevabı senin, günahı ise onun olur. Kulağının duymak istediği bir şeyi sen başkasına duyur. Duymak istemediğin bir şeyi de sen başkasına duyurma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile asabın değişik hatıraları var. Tümü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize anlatıyor. Parça parça her bir hadis-i şerif, her bir aktarım bize gelen bu rivayetler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından, yaşantısından, görüşlerinden, düşüncelerinden, tavrından, şahsiyetinden, ahlakından yani aslında din olan İslam'dan bize aktarımlardır ve tüm bu parçaların toplamıdır Allah'ın istediği din. Ama biz bu parçaları da anlamak kavramak zorundayız Böylece bütünü de anlamaya çalışacağız. Şu yanılgıdan Allah'a sığınıyoruz Bir parçayı dinin tamamı gibi zannetmekten. Yine şundan da Allah'a sığınıyoruz Peygamberimizden gelen bu hatıralar yok saymaktan değersiz görmekten her bir parça değerli ama her bir parça o özelliği kadar değerli. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le karşılaşmasını anlatıyor bu adamcağız. Efendimizle görüştü. Dini bilmiyor, az biliyor ama karşısındakinin Resul olduğunu farkında ve ona selam veriyor. Kendi bildiğince. Üzerinde ne olduğunu gözlemiş, elbisesine bakmış. Resulullah'a bütünüyle yönelmiş, zihniyle, kalbiyle yönelmiş, onu anlamaya çalışan birisi. Böyle yapmak durumundayız. Kalbimizle, zihnimizle, her şeyimizle Allah Resulü'nü önümüze koymalı, onun sözlerini okumalı, davranışlarını tanımalıyız. Başkalarına odaklandığımızda dinimiz de başkalaşıyor. Başkalarının dinine giriyoruz Allah korusun. Önderimiz, rehberimiz, örneğimiz Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam. Adam bir selam verdi yanlış. Çünkü selam dinin özü. Resulullah Efendimiz bunu düzeltti. Böyle demeyeceksin dedi. Ve ona doğrusunu güzelce tekrarlaya tekrarlaya öğretti. Tekrarlamak lazım. Bir daha anlaşılsın. Güzelce kavranılsın diye. Adamcağız bunu anladı. Evet, İslam'ın selamı şuydu. Selamun aleyküm diyeceğiz ve aleyküm selam diyeceğiz karşılığında. Böyle olacaktı. Sonra elbiseyle ilgili soru sordu adamcağız. Dedik ya Resulallah belki onun elbisesine dikkat etti. Farklıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözü, oturuşu, kalkışı farklıydı. Ama elbisesi üzerindeki kıyafetler de daha bir farklıydı, değişikti. Bu elbisem ne kadar olmalı? Elbisemin boyu nereye uzanmalı diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kibrin başladığı yeri işaret etti. Şuralar şuralar olabilir. Ne kadar kısa olursa, tevazulu ve diğerleriyle, garibanlarla birlikte bir hayat yaşayabilecek şekilde olursa bu güzel. Ama kibir, elbiseyi yerde sürüyenlerinki gibi olursa bu kötü. Adam bunun üzerine sordu, iyilik. Nasıl iyilik yapabilirim? Gerçekten iyilik de nedir? Ne yaparsam bu iyilik olacaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem detaylı bir cevap verdi ona. Maruf nedir? Güzel olan şeyler nelerdir? Ne yaparsam hayır olur. Birincisi yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme. Ne olursa olsun. Allah adına yapılan her eylem doğru eylemdir. Önemli olan Allah için yapılması zaten. Bir ip parçası veriyor olsam bile ya da Ayakkabı bağı. Ayakkabısını bağlayacak birisi onunla ona yardım ediyorsun. Ya da sürahindeki kovandaki suyla bir bardağı su dolduruyorsun adam içsin diye. Ya da yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırıyorsun. Allah'ın dini ile insanlar arasına giren bir engeli kaldırmak gibi. Çünkü bazı yollar vardır ki günaha gidilecek. O yollara engel koymak gerekir. Ama Allah'ın istediği bir yol var, kibirleri tıkamaya çalışıyor. Orayı açmak gerekir. Ya da yoldaki herhangi küçük, basit bir şeyi bir de kaldıracağız. Eziyet olmasın diye. Sonra güler yüz, sonra selamlaşma. Hepsi değerli. Eşimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla güler yüzlü karşılaşmaklar da, karşılamaklar da böyle. Ve yalnız kalanı, kimsesi olan bir kimseyi teselli etmek. Onun yanında ona kulak verme, oturup, halini, hatırını sormak, derdini dinlemek, Bunlar da maruf, bunlar da güzellik, bunlar da hayır, bunlar da iyilik. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kötülükten bizi uyardı. Söverse biri size hem de sizde olan bir yanlışla kusurla siz de onda bir yanlış arayıp onun kusurunu söyleyip ona sövmeyin. Böylece eğer susup efendi davranırsak biz de onun kusurunu, günahını ortaya çıkartmak için çabalamazsak o günahıyla kalır, sen sevabını alırsın. Kulağın ne duymak istiyor kendinle alakalı? Onu söyle başkalarına. Nasıl davranılmasını istiyorsan kendine öyle davran başkalarına da. Duymak istemediğin şeyleri söyleme başkalarına. Sana eziyet veren şey kalbine, zihnine ona da eziyet verecektir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve iyiliğin bütün yollarını böylece öğrendik. Elimizde büyük bir imkan var. Sadece Allah için yaşamak, Allah adına bir hayat sürmek derdi taşıyacağız. Allah'ın kelamını ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözlerini öğrenmeye gayret göstereceğiz. Velhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammed.